Takımımız bugüne itibaren akşam idmanlarıyla Osmanlıspor karşılaşmasına, maçına hazırlanacak. Şu anda cezalı olan Poco ve Kerim dışında eksik bir oyuncumuz görünmüyor Osmanlı maçı için. Bu arada bugün Traore'ye sezon sonuna kadar bir izin verdik. İzin yazısı verdik. Traore de bundan böyle sene sonuna kadar bizimle birlikte olmayacak. Zaten bildiğiniz üzere Traore'nin son senesi, sözleşmesi bitiyor. Tabii Traore zor bir sene geçirdi, malumunuz. Evladını kaybetti. Değişik zamanlarda kendisi Karabükspor'dan ayrılmak istediğini de söylemişti. Bu transfer ya da Traore'nin ayrılması devre arasında gerçekleşmedi. Traore bizimle birlikte bugüne kadar geldi. Bugün itibariyle kendisine hocamızın da bilgisi dahilinde onun da görüşlerini alarak izin verdik sene sonuna kadar. Sonuçta sözleşmesi de bitiyor. Sonuçta sözleşmesi de bitiyor Traore'nin. Kendisine teşekkür ettik. Karabükspor'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte futbol hayatında başarılı olur. Takımımız tabii ki Osmanlı Spor maçına 3 puan hedefliyor. İç sahada iyi puanlar topladık lig genelinde. Şu anda ligin bitmesine, sonuçlanmasına 5 hafta kala matematiksel olarak belki kümede kaldık diyemesek de genel kanı kümede kaldığımız yönde. Ancak rehavete kapılmamak gerekir. Çok rahatlık iyi diyelim. Matematiksel olarak kümede kaldığımızı görmediğimiz sürece kaldık demek bana göre doğru değil. Şimdi tabii ki önümüzdeki ilk maçta 3 puan hedefliyoruz içerideki maçta. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onların desteğiyle birlikte uzun zamandır alamadığımız 3 puanı bir arada umarım alırız. Make too easy mistakes, to be concentrated, and when we have the ball, we have to have a good position play, or when we come about the wingers to come in the box and so on. It will be interesting game. Şimdi öncelikle maç çok ilginç olacak bizim açımızdan. Çünkü bu maçı kazanıp puan sıralamasında üst sıralara yükselmek istiyoruz artık. Vakti geldiğini düşünüyorum. Onun dışında Osmanlı Spor takımı çok iyi baskı yapan, çok iyi kontraya çıkan bir ekip. Dolayısıyla bu anlamda da bize sıkıntı yaratabilecek bir ekip. Ama bunun bilincindeyiz, iyi çalışıyoruz. Son olarak da dediğim gibi üst sıralara yükselmek istiyoruz. Dolayısıyla bu maçta basit hatalar yapmak istemiyoruz. İyi bir pozisyon oyunu oynayıp kanatlardan yaptığımız ortalar vesaire bu tarz detaylara da girmek istemiyorum açıkçası. Dediğim gibi bu maçı kazanıp üst sıralara yükselmek istiyoruz. It will be very important to give them spaces for counter attack. So we have to be very concentrated for the first till the last second. Tabii Osmanlı Spor etkili ama biz evimizde oynuyoruz. Dolayısıyla gol yakalamak, goller bulmak istiyoruz, fırsatlar yaratmak istiyoruz. Dolayısıyla ofansif bir futbol oynayacağız. Çünkü evimizde oynayan taraf biziz. Tek rakip için düşüncem onlara boş alan vermemek, onlara bu fırsatı sunmamak. Onun dışarısında evimizde oynuyoruz dediğim gibi. Kendi oyunumuzu oynayacağız. This is where I will come to it with the team. Tabii hedefimiz ilk onda bitirmek. Bunu her defasında söylüyorum. Önümüzdeki maçı öncelikle kazanmak istiyoruz. Ama benim için her şeyden önemlisi oyunumuzu giderek geliştirmek, daha iyi futbol oynamak. Onun dışında dediğim gibi ilk onda bitirmek şu an için hedefimiz her zaman aynı şekilde. System. Everything is in my mind, but it's also in my mind to prepare for the next season. Tabii şu an biraz rahatladığımızı söyleyebiliriz sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama her maç bizim için bir bonus. Dolayısıyla her maçı yine kazanmak için sahaya çıkacağız. Kaybetmek için sahaya çıkmayacağız. Ama tabii bu rahatlıkta önümüzdeki yılın da planlamasını yapmaya başladım diyebilirim ufaktan. Takımla alakalı, genel olarak kişilerle alakalı.
Dolayısıyla ufaktan bir planlamaya da başladığımızı belirtebilirim. Çıkış alınmaz mı?